Herkese merhaba. General Mobile Discovery serisinin 2015 model üyesi Discovery Air şu anda Teknoblog test merkezinde. Bu ürün yeni ulaştığımızda ve açılışında beraber yapıyoruz. Detaylı incelemesinde çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. General Mobile Discovery Air, Air kelimesinden de anlaşılacağı üzere oldukça hafif ve oldukça ince. Ve gördüğünüz gibi kutuyu hemen açtığımda karşıma Discovery Air çıkıyor. Beyaz rengi. Elimizdeki versiyonu, bunun dışında siyah, pembe ve açık yeşil versiyonları da, renk versiyonları da bulunuyor. Hemen şöyle poşetinden çıkaralım ve size gösterelim Discovery Air'ı. Gördüğünüz gibi yeteri kadar ince, gayet ince ve hafif, 98 gram ağırlığa sahip. Sadece 98 gram ağırlığı var ve gövdesi de 5.1 mm'lik kalınlığa sahip. Yani hem ince hem de hafif. Air sıfatını, Air kelimesini sonuna kadar. Discovery Air. Discovery Air'ın ön ve arka yüzeyleri Gorilla Glass 3 camla kaplı. Arkada 8 megapiksel, önde de 5 megapiksel kamera bulunuyor. Ekranı da 4.8 inç HD ekran. AMOLED teknolojisine sahip bu ekran. Android KitKat çalışıyor. Çok yakında Lollipop güncellemesini alacağı da söylendi. Ancak ne zaman alacağı söylenmedi. Discovery Air bu şekilde. Birazdan bir açılış gerçekleştirelim. Bunun dışında kutuda başka neler çıkıyor? Hemen ona geri dönelim. SIM kart yuvasını açmak için gördüğünüz gibi bir iğne var. MicroSD kart yuvası yok bu arada. 16 GB dahili hafıza var. USB kablo, kulaklık, seyahat adaptörü ve çeşitli kılavuzlar, garanti belgesi vesaire, bu şekilde içerikler var kutunun içerisinde. Şimdi General Mobile Discovery Air'ı açalım ve ilk dolaşmayı sizlerle beraber yapalım. Hemen cihaz açıyoruz. Bu arada az önce eklemeyi unuttuğumuz bir şey var. Kutudan gördüğünüz silikon kılıf da çıkıyor. Bu silikon kılıf sayesinde de Discovery Air'ı daha rahat şekilde çizilme derdi olmadan kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi telefonu saran ağırlığına, kalınlığına fazla bir kalınlık katmayan şık bir silikon kılıf var. Aynı zamanda bir de ekran koruyucusu hediye ediliyor. Discovery Air'ın kutusundan çıkan içerikler arasında o da yer alıyor. Ve işte karşınızda Discovery Air'ın ana ekranı. Android 4.4 KitKat yüklü olarak geliyor Discovery Air'da ve General Mobile kullanıcı arayüzünde çok fazla özelleştirmede bulunmamış. Genellikle Google'ın Android'de sunduğu ham arayüze bağlı kalınlığını görüyoruz. Google uygulamalarına ana ekrandan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çoğu Google uygulaması telefonda yüklü olarak geliyor. Bunun dışında yine General Mobile'in yüklediği çeşitli uygulamalar var. El feneri var gördüğünüz gibi. Bunun dışında yine baktığımızda uygulama menüsü içerisinde farklı uygulamalar görüyoruz. Notlar uygulaması bunlar arasında yer alıyor. Sihirli kamera isimli bir uygulama var. 5 megapiksel ön kameranın daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayan çeşitli efektler, güzel yüz animasyonları vesaire bunlar bulunuyor sihirli kamera uygulamasında. Bunun dışında Steroid isimli bir uygulama var. General Mobile'ın uygulama mağazası. Steroid de aslında Google Play Store'da bulunan uygulamaları biraz daha ön plana çıkaran General Mobile'ın bir nevi bir kategorilendirme yaptığı, kendi favorilerini, kendi iyi bulduklarını, kullanıcılar için iyi bulduklarını ön plana çıkardığı bir bölüm, bir alt mağaza diyelim ya da bir rehber diyelim. Gördüğünüz gibi sosyal, haber gibi çeşitli kategoriler, bölümler var ve bu sayede telefonunuz için en fazla ihtiyaç duyacağınız içeriklere çok rahat şekilde ulaşmanız mümkün oluyor. Google Play Store'dan da bunları rahatlıkla indirebiliyorsunuz. General Mobile Discovery Air ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğimiz detaylı incelemede bulacaksınız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.